Malum, teknoloji çağında yaşıyoruz. Artık öyle olmuş ki elektriksiz hiçbir şey yapılmıyor. Özellikle bu kış aylarında elektrik kesintileri artık halkımızı çileden çıkarmıştır. Tutma, tutukça elektrik gidecek. Tutma, tutukça elektrik gidecek. Bu TEDAS zulmünün nereye kadar devam edeceğini merak ediyoruz. Vatandaşlarımız için elektrik iki sezonda çok önemlidir. Birincisi yazın çiftçilerimiz ekinlerini sularken, ikincisi ise kışın esnafımız ve halkımız ışığa, ısıya ihtiyaç duyarken. Elektrik olmadan aş olmaz. Elektrik olmadan iş olmaz. Elektrik olmadan eğitim, öğretim olmaz. Zanaat olmaz. Sanat hiç olmaz. Günlük ortalama 1 ila 2 saat arasında hemen hemen tüm mahallelerde elektrik kesintileri olmaktadır. Bu durum bazı mahallelerde 3 ila 5 saati de bulmaktadır. Yaklaşık 2 yıl önce yollarımızı cehenneme çevirip yer altına aldığınız kablolarınız nasıl oluyor da her gün arıza veriyor? Ya sizin elemanlarınızda sorun vardır ya da siz TEDAŞ yöneticileri halkımıza arıza var deyip halkımızı kandırıyorsunuz. Mesken dışına çıkardığınız saatlerin panoları 7/24 açık. Şimdi niye açık olduğunu da sizlere açıklayacağım. Dışarıda aldığınız panoların içinde kullandığınız şartiller yüksek watt'taki cihazlarda arızalanıp işlev görmeyecek duruma geliyor. Mesken sahibi de panoya bakıyor, kilitli. 186'yı arıyor, 186 elektrik arıza ise mesken sahibine ekip yollayacağını söylüyor. Fakat ekip 30-40 dakika sonra, hatta bazen hiç gelmiyor. Vatandaş da çözümü kendisinde bulup kilidi kırıyor. Tabii ki bizler kilidin kırılmasını tasvip etmiyoruz. Fakat eksikliğiniz vatandaşa bunları yapmak zorunda bırakıyor. Şimdi TEDAŞ yetkililerine birkaç sorum olacak. Dışarıya aldığınız saatlerin güvenliğinden halk mı sorumlu yoksa siz TEDAŞ mı sorumlusunuz? Tutma, tutukça elektrik gidecek. Tutma, tutukça elektrik gidecek. Gerçi sizler halka güvenseydiniz saatleri dışarı almazdınız. O da ayrı mesele. Eğer halk sorumluysa panonun güvenliğini nasıl sağlayıp koruyacak? Eğer siz sorumluysanız saatlerin mekanizmasını bozan veya kıran şahısları tespit etmek varken panoda bulunan suçlu, suçsuz tüm saat sahiplerine neden ceza kesiyorsunuz? Bunu hangi akla ve hangi dayanağa dayanarak yapıyorsunuz? İkinci bir husus, panodan incelenmek üzere sökülüp incelemeye gönderilen saatlerin %92'sine kaçak para cezası gelmektedir. Burada devlet yetkililerine de sesleniyorum. Sökülüp incelemeye gönderilen bu saatlerin aynı firma ve ekip tarafından incelenmesi ve hatalı bulunması ne kadar doğru bir davranıştır. Bu incelenme durumunun tarafsız ve objektif bir firma tarafından yapılması gerekmiyor mu? Geçen aylarda abonesi eski olan vatandaşlarımıza baskın yapar gibi 2-3 TEDAŞ personeli ve emniyet güçlerimizle beraber esnaflarımızın elektriğini kestiniz. Halkımızı emniyet güçlerimizle karşı karşıya getirmek istediniz. Burada da amaç vatandaşların gelip size 400-500 lira gibi bir depozito vermesini sağlamaktı. Abonesi eski olan da faturasını ödüyor, abonesi yeni olan da ödüyor. Zaten vatandaşımızın fatura ödememek gibi bir lüksü de yok. Çünkü ödeme günü geçen abonenin elektriği kesiliyor.